İyi akşamlar. 2020 yılında İzmir depreminde evleri yıkılan depremzede kiracılar olarak biz bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Toplanma nedenimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin arkada gördüğünüz konutları depremzedelere tahsis etmesi ve depremzedelerin burayı beğenmeleri takdirde buraları depremzedelere satılacağı minvalinde Büyükşehir Belediyesi'nin konuşması. Biz de o güvenle binalarımıza yerleştik. Şimdiye kadar bir arayış içerisine girmedik. O zamanın koşullarında buralar alınabilecek şartlar vardı. Ama ekonominin, enflasyonun ağır tahribatı altında şu anda ev kiraları 10 bin, 15 bin liraları bulmuş durumda. Buradaki insanlar, asgari ücretli çalışan insanlar çoğu. Günümüzde, bugün geldiğimizde bir oy bir de soy derdi hasıl olduğunda, dinine, devletine, vatanına, milletine sadakatle bağlı olan bu insanlar en azından Suriyelilere Sayın Cumhurbaşkanımızın imkanları doğrultusunda yapmış olduğu biriket evler dahi olsa bir yer tahsis edilmesi. Çünkü 31'inden sonra bu insanlar dışarıda kalacak. Ücretini ödemek koşuluyla istiyoruz. Kimseden ücretsiz bir şey istemiyoruz. Dediğimiz siyasetçiler adeta bizi duymazdan geldi. En nihayetinde bütün dünya mazlumlarının lideri olan, dünya mazlumlara kucak açmış olan Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan yakarıyoruz. Lütfen bu feryadımıza, bu çaresizliğimize çare olun. Bu insanları imkansızlıklarla boğuşan, hayat şartlarında günlük ekmeklerini kazanan, günlük çoluğuna çocuğuna iaşe kazanan bu insanların derdine derman olmasını bekliyoruz. Lütfen, lütfen bu insanların artık psikolojik travma yaşayan bu insanların 31'inden sonra ne olacağım? Bu ayın 31'i çünkü son tarih. Bu evler satılmış durumda çıkartırmayla. Bizim almamız mümkün değil. Aylık taksitleri 24-25 bin liralar gelmekte. Ve bu insanlar yeni ev alan ev sahipleriyle 31'inde karşı karşıya bırakılmış durumda. Siyasetçilerimiz çıkmayın diyorum. Çıkmayın nereye kadar çıkmayın? Biz buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza son kez sesleniyoruz. Lütfen lütfen bu insanlara çare olun. Teşekkür ederim.